Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fiyatı Köfte Servis'in 49. bölümüne hoş geldiniz. Wow, 51 bölüm kaldı. FPS'im neden düşük şu an? İlginç. Belki oyunu daha şimdi açtığımdandır. Screenshot kaydetmeyecektim. Yükseliyor tamam. Neyse, bu iki bölüm arasında neler yaptım? İlk olarak burada pek bir şey yaptım. Şurada baya bir pre-formatted disk yaptım. Bunun dışında iki tane pre-formatted olmayan disk koydum. Ayrıca şurada göreceğiniz üzere baya bir crafting item'ı yaptım. Pardon, 2 saniye geliyorum. Pardon, bir saniyeliğine boğazım kurudu. O iki ne diye soracak olursanız durdurma tuşum. Baya bir crafting recipe koydum buraya. Aslında çok fazla koymadım çünkü birkaç bir şey daha yapacağım. Bunun dışında şu motorların düzenini değiştirdim çünkü farklı bir düzene geçiriyorum bunları. Ve İki tane daha ekledim. Yani toplamda 18 taneler. Yani bu boyaları tam performans kullanıyoruz şu an. Bunun dışında başka neler yaptım? Burayı dekoratif hale getirdim. UU meterleri otomatik olarak sistemimize atmak için bir yol koydum. Bunun dışında buradaki chest'i Ender chest'le değiştirdim. Şuraya sapling ve elmaları otomatik dolduracak bir sistem döşedim. Quarry'miz durdu. Quarry'mizi kaldırdım. Şuraya Ender chest koydum ve tüpleri kaldırdım. Bir saniye. Otomatik olarak grass yapalım bunu. Bunun dışında nükleer reaktörümüzde plütonyum var bitmiş. Onları nükleer reaktörü durdurdum o yüzden. Gördüğünüz üzere sadece toryumlar kalmış. Ve plütonyumları doldurmaya çalışırken bir şey fark ettim. Ama buna gelmeden önce kapılardan geçmeyi öğreneceğim. Şöyle ufak bir oda daha yaptım gördüğünüz üzere. Ve şöyle biraz dekoratif bir çalışma denedim. Hoşuma gitti hani. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir yandan bir de şunları yapıyorum. Ayrıca şu şekilde de yapıma koydum. Gördüğünüz gibi. Bunu algılıyormuş. Yani damage bar'ı algılıyor. O yüzden rahatım. Ve buradaki wheat farmımızı devre dışı bıraktım. Çünkü ihtiyaç duymuyoruz artık. Peki, bu bölümde neler yapacağız? Şu odayı dolduracağız. Ve bu şekilde tüm bu sistemimizi tam olarak bitirmiş olacağız bu bölümde. Belki bölümün sonuna bir şey eklemiş olurum. Yani bir şey yapmış olurum ama önce şöyle bir şey yapmam lazım. Bunun için cobblestone transport gravel. Bunlar lazım. Sen normal moda gel. 3 tane gravel, 2 tane cobblestone, 1 glass ve stone. Bu arada bunların hepsi cidden pre-formatted. Şu madenlerdi zaten. Bu craft artı bilmem ne dur. Neyse. Alloy'lar ve dust'lar, bitki, canlı vesaireler ve random. Şimdi bunları da buna çevirelim direkt. Ve size fasatları göstereceğim. Fasatlar baya ilginç bir yapı. Çok hızlı yapılacaklar. O yüzden gördüğünüz gibi baya hızlı yapıldılar. Neyse, şunların craftingine devam edelim. Bu arada o diğer crafting yorumunu eklememin sebebi daha hızlı.
Fasatların ne olduğuna gelecek olursak eğer bu. Coverların build class versiyonu. Tamamen bunları görünmez hale getirmemizi sağlıyor. Şimdi kaldırayım, bir şey deneyeceğim. Hadi bakalım. Evet, bağlanıyorlar. Ama tabii şunun yerleşiminden emin olamadım şimdi. Tamam. Fasatlarımızı geri alalım. Neyse. Seni böyle bırakacağız. Peki. Bu patatesin burada ne işi var? Şimdi buraya neler dolduracağız? Çok basit. Rolling machine'ler ve fırınlar vesaire vesaire. Evet, yanlış duymadınız. Rolling machine, fırın vesaire vesaire. Peki neden? Göreceksiniz. Dur. Öncelikle fırın olarak induction furnace tercih ederim. Hızlı. Ama direkt bunu da kullanabiliriz. O kadar hızlıza ihtiyacımız olmayabilir neticede. Ama ondan önce bir makine yapmamız lazım. Ve bunun için seni kırmam lazım. Eğer canning machine'in kullanılacağı resimlere bakarsak eğer otomatik canning machine diye bir şey görüyorsunuz ve bu bize lazım olan şey işte. Bunun için 2 adet elektronik circuit, bir battery, 3 alüminyum ya da refined iron lazım ve glass. Glass işin kolay kısmı zaten. Burada circuit yoktu. Ama circuitler konusunda ufak bir detay. Tabii bir tane craft edemiyor, o ayrı mevzu. Otomatik canning machine. Bir battery lazım. Yani merhaba Enderman. Oh. Elimize Enderman girip duruyor. Ne güzel. Seni niye alamıyorum ben? Ha, bu ilginç. Neticede bu modun hala yapım aşamasında bir mod olduğu gibi bir gerçek söz konusu. O yüzden arada böyle şeyler olması doğal. Hani o yüzden fazla üstüne durmuyorum. Zaten Minecraft forumlarında da Work in Progress adı altında bulunuyor şu an. Ve alüminyum daha ucuz olduğu için alüminyum kullanacağım. Glass. Ve bu ikisini birleştirerek otomatik canning machine yapıyoruz. Canning machine ile neredeyse aynı, tamamen aynı işe yarıyor diyebiliriz. Bir farkla bizim istediğimiz bir şeyi bu yapacak. Ve bunun için tamam, 4 tane plütonyum. Şuraya 4 tane empty cell koymuştum. Empty cell, ne gördüğünüz gibi plütonyum sellerimizi yapıyor. Plütonyum seller bize lazım. Ben hemen bu... Gerçi o kadar beklememe gerek yok. Nükleer reaktörümüz bu çalıştıracak. Hemen bir yatalım. Ve şunları yerleştirip oraya koyacaklarımızı koyalım.
Sen, sen, sen ve sen Tanrı. Artık seni hiç çalıştırabilirim. 6 saat, 6,5 saat gibi bir süresi kalmış. Güzel. Tamamdır. Bunu bitirdiğimize göre yani tekrar enerji üretimimiz burada sabit. Şimdi ben ne yapacağım? Tabii ki de birkaç tane bir tane şu fırından yapacağım. Barut fırınız. Nasıl dur? Şu an buna ihtiyacım var mı? Evet. O zaman bir tane daha yapayım ben. Powered Furnace. Redstone Reception Coil lazım. Ve Machine Frame lazım. Bunları ben önce plan yapayım. Gold. Iron. Ve Glass. Hangi sıradaydı? Tamam. Ve şunu koyup encode diyoruz. Tamamdır. Şuraları temizleyelim. Ve şunu da koyup encode diyelim. Tamamdır. Siz ikiniz de varsınız artık. O zaman bize neler lazım başka? Brick, redstone. Sen green var mı benim? Olması lazım. Hayır yok. Ha varmış. Brick. Redstone, bir saniye. Öncelikle şunlardan birer tane craft etmemiz lazım. Tamamdır. Redstone. Brick. Copper. Power Furnace'ımız hazır. Bize başka bir şey daha lazım olacak. Aslında iki şey daha lazım olacak. Hatta senden iki tane yapmamız lazım bunun için. Bir tane piston yapmamız lazım. Sticky resin almamız lazım. Cable'larım var. Sticky piston. Emi dur. Import bus. Tamam. Emi interface. Iron ve cable. Tamamdır. Bize lazım olan şeyler bunlardı. Ve hemen şu arkadaşımızı buraya koyalım. Track olarak nereye koyacağız? Şuraya koyayım ben. Burası dolu olacak zaten. Şurası iki blokluk bir hat olacak. Ve sim. Nasıl yapacağımı düşünüyorum ben. Ve arka taraf beyaz olmalı. Arka taraf demiştim. Tamam. Tamamdır. Beyaz olmadığı takdirde okumayabiliyor. Yani cidden beyaz olması lazım bunun. Bunun dışında interface'imizi de alalım. Şöyle bağlayalım. Şimdi
Burada önemli bir detay var. Eğer EMI interface'e bakarsak şurada processing diye bir kısım görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, mesela refine iron elde etmek istiyoruz. Refine iron neyle yapılıyor? Iron'ın pişirilmesiyle yapılıyor. Bunu otomatik crafting sistemimize şu şekilde iron'ımızı koyuyoruz. Bu iron nugget diye yazıyor bunu. Fakat bunu refine iron olmaya zorlayabiliyoruz. Bu sayede encode dediğimiz takdirde, ama bunu buraya koyarsak bir işe yaramıyor. Zaten kırmızı görünüyor gördüğünüz üzere. Çünkü bu özel bir şey. Eğer bunu buraya koyarsak EMI interface direkt crafting yapılmaya çalışıldığı takdirde onu orada gösterecektir. Ve eğer burada crafting kısmına bakarsak refine iron'larımızı görebileceksiniz. Öncelikle bizim kaç tane refine iron'ımız vardı? Şu 11 saniye alayım. Ve 5 tane craft etmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi bu 5'ini buraya atacak, ancak henüz buraya herhangi bir enerji gelmediği için bir halt olmayacak. Dolayısıyla da buraya bir enerji hattı döşememiz lazım. Ben hemen döşeyip geliyorum. Evet, enerji hattımızı döşedik. Gördüğünüz gibi bunlar işleniyor. Ve eğer şunu tekrar elimize alırsak, ve iron diye aratırsak, gördüğünüz gibi o istediğimiz 5 refine iron burada hazır. Ve buna bayağı bir şey öğreteceğiz. Mesela siz neredesiniz? Ha, basic pool. Tamamdır. Eğer şunu şu yaparsak ve encode ve buraya koyarsak bu da aynı şekilde olacaktır. Yani bu fırınımız tüm bu pişirme işlemlerini tek başına halledecek. Aslında düşündüğümde bunu biraz taşıyabilirim. Evet, taşıyabilirim. Ve videonun yarısını sadece buna ayırdım. Tebrikler bana. Ben bu videoda bayağı bir şey yapmayı planlıyordum. Ama bu videoda kesinlikle ama kesinlikle bu sistemi tam teşekküllü bir biçimde bitirmek istiyorum. Dolayısıyla da birazdan işi kırpacağım. Tamamdır. Ve sen... Tamamdır. Bence gayet güzel oldu. Bu yol bayağı böyle şeylerle dolu olacak. Ve ben dolduracağım şeylerin bir kısmını buraya yerleştirmeye başlayayım. Aslında bir daha düşününce induction furnace koysam güzel olabilir. Çünkü macerator da koymam gerekecek buraya. Yani her halükarda, evet, her halükarda buraya bir şeyler konacak. Her halükarda buraya bir industrial craft enerji hattı döşenmek zorunda. Ama macerator'a cidden ihtiyacım var mı? Yani otomatik macerate edebiliyorum. Sonra bakarız diyeceğim de. Evet, sonra bakarız, sonra bakarız. Şimdi ben ne yapacağım? Eğer rolling machine recipe'sine bakacak olursak, crafting table, piston ve iron gerektiriyor. Çok basit. Hemen piston ve kendime 16 tane, 116 değil 16 tane piston craft edeyim. Iron sen git ve dört tane de crafting table.
Ayrılımımızı alıp şu şekilde yerleştirdikten sonra rolling machine'lerimiz de hazır. Bunları da yerleştirelim hemen. Evet, şimdi ufak bir sorunun varlığını hatırladım. Mesela şu an burada import basımızı alamıyoruz çünkü bir şey craft edemiyor. O durumda ne yapacağız? Dur. Craft Terminal. Crafting Monitor. Bunun için bir adet Basic Processor, bir adet Cable, 4 Iron ve 3 Glass lazım. Kolay iş. Hemen halledelim burada. Bu zombi sesi nereden geliyor? Muhtemelen quartz'ımız kalmadığı için böyle oluyor. Bir tekrar bakalım senin recipe'ine. Tamamdır. Cable. Glass. Bir de prosesör. Tamamdır. Seni nereye koyacağız? Ama burada A bağlı olmaz. Geçici olarak aslında dur şuraya koyabilirim direkt. Şu wireless receiver'ın yeriyle ilgili ufak bir... Ama bir saniye. Evet, quartz istiyor. Ve bizim quartz'ımız kalmamış. O durumda ne yapacağız? Harbi quartz'ımız kalmamış. Ne kadar quartz topladığımı artık siz hatırlayın bir. Bu da yetmeyecek biliyorum. Biraz geç de olsa fark eder. Biraz tamamdır. Import baslarımız hazır. Evet. Bayağı bir kuartz toplamamız gerekecek ilerleyen zamanlarda. Bu arada ufak bir öneri, shift'e basılı tutarak tıkladığınız takdirde direkt o inventory'e bağlı bir biçimde ortaya çıkarlar. Ve ME interface'lerini de ben bu şekilde bağlayacağım. Hatırlarsanız rolling machine'lerin önemli bir özelliği vardı. O neydi diye soracak olursanız eğer hemen göstereceğim. Ama önce bana bir şey lazım. Tamam. Dört tane in var. Dört brass. Ve dört tin. Metal ingot yapmanın en verimli yollarına bakalım. Daha önce defalarca baktık ama bir tekrar bakayım. Tungsten steel, brass ve alüminyum. Bunun dışında tungsten, brass, alüminyum. Tungsten'in kullanımlarına bir bakmak istiyorum. Nelerde kullanılıyor? Tungsten kullanabilirim aslında. Düşünürsek. Ve alüminyum kullanmam daha mantıklıymış tin yerine. Bu da aynı mı? Evet, alüminyum kullanmam daha mantıklı. Alüminyum. Şimdi bunlara bir bakalım. Evet, bu mantıklı bir şey de.
Zaten evet, IC2 makinelerini döşememiz gerekecek ve bu fırında değiştireceğiz demektir bu. Ama alüminyumdansa tinimi tercih ederim. Yoksa invardansa tungstenimi tercih ederim de invarın üretiminde elde edeceğim. O zaman tin diyorum ben. Ve bu resipiyi buraya da yazıyorum. Tabii elimde eğer hiç mixed metal ingot yoksa. Ya buraya niye alıyorum? Evet, sizden bir yapmam gerekecek biraz. Tabii bunları otomatik olarak çekti. Tam 4 tin. Brass. Seni encode edelim. Seni buraya değil, şuraya koyacağız. Bu sayede artık mixed metal ingotlarımızı da burada görebileceğiz. Eğer buradan çekip dersek craft etmeye başlayamayacak. Çünkü önemli bir detayı unuttuk. Invar. Dur. Brass. Tin. Invar. Şöyle önemli bir detay var. Evet, artık üretmeye başlayacak çünkü bu şablonu buradan silmememiz lazım. Mixed metal ingotlara tekrar geliyoruz. Tekrar bir 4 tane craft etsin. Ve gördüğünüz gibi bunları bu sefer düzgün sırayla yerleştirdi. Ve otomatik olarak bunları çekti. Evet. Ve bunun gibi birkaç tane daha rolling machine recipesini buraya yerleştireceğiz. Evet. Böyle şurada da bir set rolling machine olacak. Burada da aralarında bir boşluk kalmasını tercih ederim. En ufak bir karışıklık olmasın diye. Şuradan da enerji hatlarını geçiririm herhal. Evet. Sanırsam bu bölümlük galiba bu kadar. Pek bir şey yapmamız gerekmeyecek. Ben buraya diğer makinelerimizi dizeceğim. Extractor'dır, kompresördür vesairedir vesairedir. Yani şu yukarıdaki arkadaşlarımız. Aslında çalışma odasında da bayağı bir ihtiyacım olmayacak artık. Bunu bitirdiğimde. Ama teknik olarak bir sonraki bölümün başında tüm bu sistemimiz, yani depolama sistemimiz, crafting sistemimiz vesairedir vesairedir tam olarak bitmiş olacak. Sadece ara ara ihtiyaç duyduğumuzda gidip buraya yeni crafting resipileri ekleyeceğiz. Ve tabii ikinci bir steam boiler yapsam güzel olabilir. Hatta bu iki bölüm arası yapabilirim belki. İkinci steam boiler cidden iyi olur. Çünkü artık enerji ihtiyacımızı karşılamayabilir bu. Şu anki enerji kullanımına bakıyoruz. 106 ünite. Ki hiçbir işlem yapmıyorken işlem yaptığı takdirde daha fazla enerji kullanıyor. Mesela gördüğünüz gibi gene ünite kullandı. Eğer crafting işlemi verirsek buna mesela bu arada UU meterlarımız bayağı bir fazla. Bunu da 64'e bölerek sonucu bulabilirsiniz. Sanırsam bu bölüm burada bitti. Bir sonraki bölüm bir şey craft edeceğim. Artık şu jetpack'ten sıkıldım. Hatta onu craft etmeye şimdi başlayabilirim. Gravity Suit. Daha doğrusu Gravity Chestplate. Bunun için Quantum Suit'imiz var. HV Transformer
Ya bak, o kadar zor değil. Gravitation Engine'ler biraz kasıntı olacak. Ve bunlar. Bunların gereken şeylerin planlarını çıkartacağım. Tabii şunlar özellikle çok lazım olacak. Bunların başka kullanım alanları da olması lazım. Normal Gravitech'in süperkondüktörleri olarak da çalışabiliyorlardı diye hatırlıyorum. Evet, çalışabiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Ultimate Deathmatch yapmamız gerekecek. Ultimate Solar Helmet yapmayı istemiyorum çünkü en son sürümde besleme fonksiyonu çalışmıyordu. Çalışıyorsa artık onu da yaparım. Bunun dışında sizler nelerde kullanıyordunuz? Sadece bunda kullanılıyor. Ama onun yapımı da gerekli. Neyse. Son bir şey daha bakacağım. Evet, o kablonun yapımını eklememişim. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.